insanları, güler yüzlü insanları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gençler, sevgili çocuklar, hepinizin bu meydana gelip beni burada selamlaması, karşılaması, Tanju Başkanımı tebrik etmek için geldiğim bu Bolu'da bana inanılmaz bir an yaşatıyor şu an. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize. Çok sağ olun. Bursa'dan da. Aa, ne olsun. Helal olsun. Bursa'dan da yolu Bolu'dan geçerken dostlarımız bizi selamlamaya gelmiş. Harikasınız. Evet. Bu güzel memleketimizin, güzel insanlarının çok güzel işler yapan, halkını hisseden, insanı insan olduğu için saygıyla, sevgiyle kucaklayan, insan ayırt etmeyen, partizanlığı ruhundan silip atmış, kamu çıkarını koruyan, adaleti o kurumda hakim kılmaya kararlı, ahlaklı, nitelikli, bu şehri, Bolu'yu, İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi geleceğe hazırlayan, insanları barıştıran, kucaklaştıran yöneticilere ihtiyacı var. Umuyorum bu tanıma layık hem Tanju Özcan Başkanımız hem de ben olurum. Bütün yöneticiler böyle olsun. Bireysel çıkarlardan uzak, kişisel çıkarlardan uzak, benim adamımın olsun, benim çocuğumun olsun, kızımın olsun, oğlumun olsun, asla ve asla böyle bir şey yok. Benim yaşadığım şehrin 16 milyon insanı benden hizmet bekliyor. 16 milyon insanı eşitlik bekliyor. Kardeşlik bekliyor, huzur bekliyor. Adil paylaşım bekliyor. Bir şehrin hangi nimeti varsa 16 milyon paylaşsın istiyor. Doğa korunsun istiyor. O şehrin bütün güzellikleri açığa çıksın istiyor. Maneviyatına değer veren bir yönetici olsun istiyor. Geçmişine, o şehrin bütün maneviyatına, tarihine, oraya katkı sunmuş alimlerine, geçmişteki tarihine kıymet veren bir yönetici olsun istiyor. Ama bir avuç insana değil. Yani partisine, bakın, her ikimiz de Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Kıymetli başkanım Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili olarak da hizmet etti. Bu millete milletvekili olarak da hizmet etti. Ama herkesin zihninden çıkarmaması gereken bir şey var. Partiler araçtır. Esas olan millete hizmettir. Memleketimizin, milletimizin, ülkemizin kurtuluşu için partime davet ediyorum, gelin demek yanlıştır. 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 Doğru olan milli davada, milli süreçlerde, bakın, silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin güneyinde ülkemizin huzuru için mücadele ediyor. Yanındayız, arkasındayız. Orada şehit olan her askerimiz için yüreğimiz yanıyor. Allah onları esirgesin. Bu duyguları söylerken kaygı duyduğumuz elbette şeyler de var. Yani o cephede, o süreçte, teröre karşı mücadelede ne yazık ki masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına da güvenmiyoruz. Ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar
kaosu temsil etmişlerdir. Suriye'nin topraklarının altındaki petrolü düşünenlerin, üstündeki milyonlarca Suriyeli'yi düşünmeyenlerin bize hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla bu kaostan dolayı da kaygılıyım. Ancak söylemek istediğim şu, elbette bir dış politika meselesi, elbette ki bir milli dava. Ama biz bu anlarda birleşmeli, buluşmalı, ortak akılla, kol kola, omuz omuza, akılcı dış politikalar üreten bir millet olmalıyız. Bunu yaparken bu işin partisi olur mu Allah aşkına? Bu işin oralısı buralısı olur mu Allah aşkına? Olmaz. Olmamalı. O bakımdan partiye ya da partimizin liderine hizmet etmeyen, ülkesine hizmet eden iki belediye başkanı olarak sizleri selamlıyoruz. Ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Benim şehrimin her noktasını korumak, geliştirmek vazifesini yerine getirdiğimde biliyorum ki İstanbul Türkiye'yi motive eder. İstanbul ülkeyi ayağa kaldırır. Bizim İstanbul'da atacağımız her olumlu adımın Bolu'yu da etkileyeceğini biliyorum. Bolu'ya da katkı sunacağını biliyorum. O bakımdan sorumluluğumun büyüklüğünün farkındayım. Onun için dün yapılan usulsüz bir işlemin karşısındayım. Onun için kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar 2-3 bin lira maaşla çalışan bir adama İstanbul'un en kıymetli iki noktasını ne amaçla teslim ettiğinizi millete açıklayacaksınız. Ben bu meselenin İstanbul'un meselesi olmadığı için Bolu'da da söylüyorum. Bu ve bunun gibi meseleler ahlaki meselelerdir. Bu ve bunun gibi meseleler kamu çıkarının korunma meselesidir. İdari, hukuksal, kamusal prensipler meselesidir. Dolayısıyla orada buna ses çıkarmadığınız zaman Türkiye yozlaşır. Ülkedeki kamu çıkarının yozlaşması demek ülkeye olan güveni azaltır. Ülkeyi idare edenlere olan güveni azaltır. Bakın, milletin gayrimenkullerini devletine teslim ederken okul yapılsın diye, park yapılsın diye, kamu alan olarak kullanılsın diye, yarın başka amaçlarla bunu başka işlevlere, kendi çıkarlarına dönüştürdüğünüz zaman milletin devletine olan güvenini düşürürsünüz, azaltırsınız, incitirsiniz. Bakın, bir benzer incinme hususunu buraya gelirken Sapanca'da Kırkpınar Beldesi'nde dinledim. Vatandaşlar anladı, üzüldüm. Dolayısıyla bu ve bunun gibi hukuksuzlara karşı duran kimliğimizde bütün belediye başkanlarımız mesuldür. Ben İstanbul'da sahip çıkacağım. Tanju Başkanım Bolu'da sahip çıkacak. Ama ana prensipler üzerinden, kişisel çıkarları yok sayarak. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Onun için bize güvenin, bize inanın, kararlı olduğumuzu bu millet adına, çocuklarımız adına, o pırıl pırıl enerjisi yüksek gençlerimiz adına, inancı yüksek, kararlı ve de enerjisi yüksek olduğumuza inanın. Sizi asla yanıltmayacağız. Kıymetli hemşerilerim, bu ülkenin güzel insanları, değerli Bolulu dostlarımız, hep beraber çok çalışacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru giderken verilen büyük mücadelelerin karşılığında hepimiz
bu topraklara olan borcunu ödemekle yükümlü. Yeni bir dönem başlıyor. Halkını düşünen, siyaset üstü davranan, politik bir takım manevraları yok sayan, gerçeklikle yüzleşen, ahlaklı, nitelikli bir dönemi başlatıyoruz. Duyan duymayana söylesin. Memleket değişti kardeşim, değişti. Memleket ve yurdumun insanı, güler yüzlü yöneticiler istiyor. Bağıran, çağıran yöneticiler istemiyor. Barıştıran, uzlaştıran, kardeşliği önde tutan yöneticiler istiyor. Ya bu şekilde olursunuz ya da olmazsanız millet size şekil verir kardeşim. Onun için bu güzel görevi yerine getirirken bu ruhtan hiç kopmayacağımıza söz veriyoruz. Ve günün sonunda bugün İstanbul'umuz adına Düzce'de çok değerli bir projeyi incelemeye Melen'e gideceğim buradan. Bolu'nun bu sıcak karşılaması ruhumda, gönlümde, beynimde, zihninde asla ve asla unutmayacağım bir an bana yaşattınız. İyi ki varsınız. Bu memleketin her köşesini çok seviyorum. Kendimi bu memleketin her karışına sorumlu hissediyorum. Umut ediyorum buradan İstanbul'a baktığınızda bu kardeşimiz, bu arkadaşımız, bu insan memleketine iyi hizmet ediyor, size dedirtmek istiyorum. Hakkınızı helal edin, duanızı eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a ısmarladık.